Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Periyodik özelliklerden atom yarıçapı ile ilgili soru çözümleri yapacağız bu videomuzda. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda 3 tane iyonumuz var ve bunların atom yarıçapı karşılaştırmaları istenmiş bizden. Öncelikle ben iyonlarımı şöyle bir yazmak istiyorum ve bunun elektron ve proton sayılarına bakacağım. Fosfor için yük eşittir. Proton sayısı eksi elektrondan protonu 15 ise elektronu buradan 18'dir diyorum. O halde fosforun proton sayısı 15, elektron sayısı 18'dir diyorum. Kükürt eksi 2 yüklü iyonuma bakıyorum. Eksi 2 eşittir. Proton sayım burada. 16 eksi elektrondan. Elektron sayım 18 olarak çıkacak. O halde kükürt iyonum için proton sayım 16, elektron sayım 18 diyorum. Potasyum iyonuma bakıyorum. Artı 1 eşittir. 19 eksi elektrondan elektron sayım 18 çıkacak. O halde proton sayım 19, elektron sayım 18 baktığımda üç iyonumun da elektron sayılarının eşit olduğunu görüyorum. Şimdi bunların atom yarıçaplarını kıyaslayacağım. Proton sayısı en büyük olan potasyum bu elektronlarına en fazla çekimi uygulayıp atomu büzecektir. Bu nedenle de atom yarıçapı en küçük olacaktır. Yani şöyle soralım size. Proton sayısı 19, 16 ve 15. 19'un 18'e uygulayacağı kuvvet, 16'nın 18'e, 15'in 18'e uygulayacağı kuvvetlere bakın diyorum. Ve buna göre en fazla proton sayısı olan atomumuz, pardon iyonumuz daha çok çekim uygulayıp atomu düzeceği için atom yarıçapı küçük olacaktır. Bu nedenle potasyumun atom yarıçapı küçüktür. Kükürt eksi 2 anyonumuzdan o da küçüktür. Fosfor eee anyonumuzdan şeklinde sıralamamızı yapabiliriz. Ben ne yaptım? Proton sayılarını, elektron sayılarını buldum. Protonu elektrona uygulayacağı çekimlere göre atom yarıçaplarını kıyasladım. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda x ve y atomlarımız verilmiş bize yerleri verilmiş ve bu, yukarıdaki özelliği verilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denmiş bize. Şimdi bakalım x için ne verilmiş? Dördüncü periyodun atom yarıçapı en büyük elementidir. Hemen hatırlayalım periyodik sistemde atom yarıçapı soldan sağa azalır yukarıdan aşağı artardı. Dördüncü periyodun dediğine göre dördüncü periyot şurası olsun atom yarıçapı en büyük elementse dördüncü periyodun 1a grubundaki elementten bahsediyordur bana o zaman o zaman x atomum için ben dördüncü periyot 1a grubu diyebilirim y atomum için üçüncü periyodun yine böyle bir sıram var atom yarıçapı en küçük elementidir en küçükse en sondaki element olacak. En sonda da 8A grubumuz var. O halde diyorum ki 3. periyot 8A grubu elementidir diyorum. Şimdi bu atomların özellikleri ilgili ifadelerim var. Bunları e, yorumlayacağım. Ben öncelikle X'in bir elektron dizilimini yazmak istiyorum. 4. periyot 1A dediğine göre 1S kare 2s kare 2p6 3s kare 3p6 4. periyot baş kuantum sayısı 4 4s 1a olduğuna göre yerlik elektron sayısı 1 y'ye bakıyorum 3. periyot demiş 1s kare 2s kare 2p6 3 3 8a dediğine göre 3s kare 3p6 olacak temel hal elektron dizilimi Şimdi bakalım atom numaraları farkı 1'dir demiş. Bakalım 2 4 10 12 18 19'muş atom numarası. 2 4 10 12 18'miş Y'nin de atom numarası. O halde atom numaraları farkı 1'dir. Doğrudur diyorum. X s bloğu bakalım s ile bitmiş. Evet. Y p bloğu elementidir. Evet. Doğrudur. İkisi de aynı gruptadır demiş. X için biz 1A, Y için 8A grubu dedik. Hayır, aynı grupta değillerdir. O halde benden istenen doğru ifadelerin 1 ve 2 olacaktır. Şıklarıma baktığımda B şıkkı olduğunu görüyorum. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz X, Y, Z, T elementlerinin atom yarıçaplarının karşılaştırılması. Öncelikle ne yapacağım? Bana atomlarımın yerleri lazım. X 11 için. 1S kare 2S kare 2P6 3S1 3. periyot 1A grubu element. Y12 için 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3. periyot, 2A grubu. Z17 için 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P, 2, 4'ün 12, 3P5. O halde 3. periyot, 7A grubu diyorum. T19 için 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p6 4s 1 10 12 18 19 yani dördüncü periyot 1a grubu diyorum şimdi kendimce mini bir periyodik cetvel oluşturacağım üçüncü periyotlarım var bir de dördüncü periyodum var o halde iki tane satır bana yeter 1a 2a ve 7a var 1a 2a ve 7a var. 3. periyot 1a'da x var. 3. periyot 2a'da y var. 3. periyot 7a'da z ve 4. periyot 1a'da t var. Şimdi bunların atom yarıçaplarını kıyaslarken önce periyodik kıyaslamayı yapacağım. x ve t'yi karşılaştıracağım ve diyeceğim ki atom yarıçapı yukarıdan aşağıya doğru artardı. O halde t x'ten daha büyük yarıçapa sahiptir diyorum. Şimdi gruplarda kıyaslama yapıyorum. Diyorum ki soldan sağa azalır. O halde x y'den büyük, y de z'den büyüktür. İşte bizim atomlarımızın atom yarıçapı kıyaslaması bu şekilde olacaktır diyorum. Evet geldik diğer sorumuza. Yine 3 tane iyonumuz var. Yukarıda elektron dizilişlere verilen iyonların temel hal durumları göz önüne alarak atom yarıçaplarını karşılaştıralım demiş. Biz de iyonik karşılaştırmayı değil atomlarımızın temel hal dizilim karşılaştırılmasını yapmamız istenmiş. O halde biz iyonlarımızın temel hal elektron dizilimlerini yazacağız x artı 3 iyon nedir? 3 tane elektron vermiştir. Ve vererek 2p6 dizilimine gelmiştir. O halde bu elektronlarını nereden vermiştir? 3s kare 3p 1'den verecektir. 3 elektron verdiğine göre. Demek ki x'in temel hal dizilimi bu şekilde bitecektir. Y ise 2 elektron vermiştir. Nereden verecek? 3s kareden vermiştir. O halde temel hal dizilimi 3s kare ile biter. Z ise 2 elektron almıştır. Aldı p orbitalini almıştır bu elektronlarını. Biz bu elektronlarını geri verelim. O halde Z'nin temel hal dizilimi ise ikisini geri verdiğimizde 3p 4 ile bitecektir. Şöyle yazalım o zaman onun da enerji seviyesini. 3s kare 3p 4 ile bitecektir diyoruz. Bize neleri lazım? Atomlarımızın temel hal dizilimine bakarak e, e, periyodik sistemdeki yerleri. O halde X için diyorum ki 3. periyot 3A grubu elementi. Y için 3. periyot 2A grubu elementi. Z için 3. periyot 6A grubu elementidir diyebilirim. Hemen mini periyodik cetvelimi oluşturayım. Hepsi 3. periyotta. 2 3A ve 6A'da 2A'da olan Y, 3A'da olan X ve 6A'da olan Z diyorum ve atom yarıçapları aynı periyotta soldan sağa doğru ilerlerken azalırdı. O halde diyorum ki Y'nin atom yarıçapı büyüktür X'ten, o da büyüktür Z'den. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda da atom yarı çapı ile ilgili soru çözümü çalışmaları yaptık. Bir sonraki videomuzda iyonlaşma enerjisi kavramını inceleyeceğiz. O zamana kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.